Merhaba. Bugün size orijinali New Orleans Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ders veren Chris Surprenant tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağım. Bu video, insan refahı ve iyi yaşam üzerine hazırlanmış ders serisinin bir parçası. Bu videoda Immanuel Kant'ın Ahlak, Politika ve Din üzerine yazdıklarına bakarak mutluluğa bakışını inceleyeceğiz. Kant'a göre insanlar için en yüksek iyi hem tüm erdemleri hem de mutluluğu aynı zamanda elde etmektir. Ancak bu ikisi arasında illaki kesin bir bağlantı olmak zorunda değil. Hatta genellikle doğru olanı yapmak ve bizi mutlu edecek şey yapmak birbirine zıttır. Kant, ahlak ve politika üzerine yazılarında en yüksek iyinin bu iki bileşeninden erdeme ve bir bireyin erdemli bir karakter geliştirmek için ne yapması gerektiğine odaklanır. Kant'a göre erdem, bireylerin bedensel dürtülere karşı çıkmalarını ve yapılması gereken doğru olanı yapmalarını gerektirir. Erdemli olma kapasitesi insana özgüdür. Çünkü insan iradesi bedensel arzulardan etkilense de onlar tarafından yönetilmez. Bu özellikler bizim isteklerimizi bedensel arzular tarafından yönetilen ve akıl sahibi olmayan hayvanlarla mantıklı ve akıl sahibi olan ilahi varlıklar arasında bir yere koyar. Kant'a göre insan aklının gerçek görevi bizim mutlu olmamıza yardım etmek değil, erdemli olmamıza yardım ederek bizim mutluluğa değer kılmaktır. Kant ahlak, akıl ve özgürlüğü birbiriyle ilişkilendirir. Eylemlerin ahlaken özgüye değer bulunmasının olmazsa olmaz koşulu özgürce gerçekleştirilmesidir. Ama bu noktada Kant'ın özgürlük anlayışı bizim alıştığımızdan biraz farklı olabilir. Bir birey eylemin gösterildiği ilke ya da maksimi kendi aklıyla üretiyorsa bu özgür bir eylemdir. Başka bir deyişle bir birey açlık ya da şehvet gibi bedensel bir arzu tarafından yönetiliyorsa ya da bazı ilkeleri kabul etmeye zorlanmışsa ya da alıştırılmışsa o bireyin eylemleri özgür değildir ve doğru şeyi yapsa bile ahlaken övgüye değer olmayacaktır. Ancak ahlaken övgüye değer olmak için yalnızca özgür eylemi ilkelerini benimsemek yeterli değildir bunlar doğru ilkeler olmalı ya da ahlak yasasına uygun olmalıdır. Kant aynı zamanda ahlak yasasını doğrudan akılla bağdaştırır ve aklın bireye şunu buyurduğunu savunur. Ancak aynı zamanda genel bir yasa olmasını isteyebileceğin maksime göre eylemde bulun. Bu Kant için koşulsuz buyruktur ve tüm eylem ilkeleri koşulsuz buyruğa göre sınanır. Eğer bu testi geçerlerse eylemler ahlakın buyruklarına uygundur, değilse elenirler. Erdemli insan için iki türlü zorluk vardır. Koşulsuz buyrukla hangi ilkelerin uyum sağlayacağını görmek için akıl yürütmeli ama aynı zamanda uygun olan ilkeleri eyleme dökmek gerekir. Kant'a göre akıl yürütmenin gelişimi eğitim sayesinde olur ve bu yüzden sadece sivil toplulukta yaşayan bireyler için geçerli olabilir. Sivil toplumda yaşamanın bir bireyin erdemli olabilmesi için gerekli dış koşulları garanti altına alabilmek gibi fazladan bir getirisi de vardır. Sürekli ani ve şiddetli bir ölüm korkusuyla yaşayan ya da aç kalıp bir sonraki yemeğinin ne olacağını bilemeyen biri erdemli davranamaz. Çünkü gerekli seviyede dış bağımsızlığı yoktur. Bir birey eyleme geçeceği ilkeleri belirlemek için uygun akıl yürütme yetisini geliştirdikten sonra son adım gerçekten bu ilkeleri eyleme geçirmektir. Bu noktada Kant, öz saygı kavramını tanıtır ve uygun şekilde davranma motivasyonunun içten gelmesi gerektiğini ve kötü davranış için en büyük cezanın bir bireyin kendi gözünde değersiz ve alçak hissetmesi olduğunu söyler. Bu nedenle erdemli insan bedensel dürtülere boyun eğmeyecek güç ve öz saygıya sahiptir iyi ilkeleri özgürce benimser ve bu ilkelere uygun davranır, yani harekete geçer. Ama erdem en yüksek iyinin sadece yarısıdır. Diğer yarısı ise mutluluktur. Ve Kant'ın din üzerine yazıları bir bireyin hem erdemle hem de mutlu olmayı gerçekleştirebileceğine inandığını gösterir. Bu ikisi her ne kadar birbirine karşıt gibi görünse de. Kant'ın buna çözümü ise erdem ve mutluluğun bir arada var olmasının güvencesini veren yüce bir yaratıcının olması en yüksek iyiye ulaşmamız gerektiği için demek ki bunu yapabilme gücümüz var. Bunu yapabilmemiz ise yalnızca erdem ve mutluluğun bir arada barınmasını sağlayabilecek olan Tanrı'nın varlığına bağlı. Yüce bir yaratıcının varlığına inanmak Kant'a göre makul görünüyor. Kant'ın erdem ve mutluluğun bir arada barınmasının nasıl sağlandığına yönelik savını ikna edici bulsak da bulmasak da Kant'ın en yüksek iyi anlayışı bizim insan olarak hem mantıklı hem de duyarlı doğamızla uyumludur. Sivil toplumda yaşayarak gelişen akıl yürütme hem ahlak yasasını hem de onunla uyumlu eylem ilkelerini belirlememize olanak sağlar. Arzularımızı bir kenara bırakıp ilkelere göre davranmakta da ancak içimizden gelen bir şeydir.